Evet. Başladık mı? Ne diyorsun ya? Gitgellerimiz oluyor böyle değişik. Yani bakıyorum namazla namazı kılmak diyorum. Bir yandan namazdaki ciddiyeti anlatacağım. Bir yandan bak öğle namaz kılınmış. Hani şimdi insan örnek vermek istiyor. Şöyle namaz kılmışlar. Şöyle şuuru namaz kılmış. Ne kadar dikkatli kılmışlar. Bir yandan da bakıyorum şu ayeti kerimeyi çok niyetime aldım. Maide suresi 55. Bak ayeti kerimeyi okuyayım. Sonra bu ayetin iniş sebebiyle alakalı tüm tefsirlerde, hadis kaynaklarında ne geçiyor size onu anlatayım. Bunu duydunuz mu bilmiyorum daha önce. Estenzu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ veliyyukumullahu ve rasûluhu vellezîne âmenullezîne yuqîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâte ve hum râkiûn. Allah Allah. Tektir bu Kur'an-ı Kerim'de. Bu şekildeki bu terkip, bu sıra tektir ayet olarak. Mealen şöyle. Sizin dostunuz, veliniz size sahip çıkacak olan kimdir? Bir düşünün. Şimdi bize bir düşünce lazım. Bir düşünün. Kimdir veliniz sizin? Sizin veliniz kimdir? Allah ve onun Resulüdür. Burada iki mana var. İnnemâ veliyyükümullâhu ve rasûlüh. Bazıları diyorlar ki bu ayette Allah'a ve Resul'e yakınlığı olmayan kişiye veli denmez. Bir başka mana, hani veli diyorsun ya okul velisi. Okulda veli var. Veliler toplantısı diyorsunuz. O ilk veliler toplantısında ne kasmıştım kendimi. Veliler toplantısı. Allah Allah. Bir gittik. Evet. İnnemâ veliyyükümullâhu ve rasûlûh. Burada innemâ, bunu bazı böyle fikri açıdan sapık olan, bazı itikadı bozuk olan hoca kisvesindeki kişiler, buradaki bu innemâ'yı sadece bir tane veli vardır, gerisi hikayedir gibi bozarak tefsir edenler var. Girmeyeceğim o konuya. Aman aklınızı karıştırmayın. Ne diyor bu hoca demeyin. Kalsın orada. Senin dostun kim? Seni terk etmeyen kim? Allah ve Resulüdür. Allah ve Resulü seni terk etmez. Şimdi bir yandan o mana var. Bir yandan da şu. O Allah, sizin Allah velisi. Dikkat et sözüme. Velisi. Hani çocuğu okula yazdırıyorsun diyorlar ki bu çocuğun velisi falanca diyorlar. Kıymetli. Allah ve Resulü yolunda veli olan kimsenin özelliğidir ki vellezine amenu, onlar hakikaten iman etmişlerdir. Allah'a sevdalı, peygambere sevdalı. İman bu demek. Şartsız, koşulsuz çok seviyorlar onu. Allah ve Resulü sev. O varsa her şey var. O yoksa hiçbir şey yok. Dikkatli dinleyin. Vellezine amenu, onlar Allah'a iman eden kimselerdir. Ve hemen o imanının alameti, ellezi, dikkatli dinleyin, hikayesi var bunun. Ellezine yukimuna sala, onlar namazı hiç eksiksiz, dost doğru namazı namaz gibi kılarlar. Namaz kıldığında ahlakıyla, duruşuyla, namazdaki tavrıyla, namaz, inşallah bu sözleri sen yalayıp yutmuyorsundur. Yani vakit kazanmak, vakit geçirmek için konuşma dinlemiyorsundur. İnşallah. Bak yukimune salah diyorum. Bu yukimune salah, akimus salah tabiri Kur'an-ı Kerim'de 30'a yakın yerde geçiyor. Burada bunu öğrenirsen, yarın bir gün mealden okurken aklına bu düşünceler gelir. Zengin bir okuma yaparsın, bir farkındalık yaşarsın. Tekrar söylüyorum, namazı dost doğru kılanlar olarak mealde çevriliyor. Bundan ibaret değildir. Namazın ikame ettiği insan, yani bir insan namaz kılıyorsa, o insanda güzel ahlak kaimdir. Ayrıca namazı öyle güzel kılar ki, namazda hep o imanı tazelenir. Hiçbir zaman imandan düşmez. Hiçbir zaman tuhaf düşüncelere kapılmaz. Namaz onu muhafaza eder.
Çünkü o namazını muhafaza etmeye çalışıyor. Onun karşılığı da namaz onu muhafaza eder. Bir daha söylüyorum. Namazını muhafaza etmeye çalışan bir insan, Allah'la görüşmem ya, ben buna ihanet edemem diyen bir insanı namaz muhafaza eder. Namaz korur. يُقِيمُونَ السَّلَى وَيُؤْتُونَ الزَّكَى Namazı dosdoğru kılıyorlar, ibadetleri Allah'a karşı yapıyorlar, insanlığa da sorumluluklarını yapıyorlar. Şimdi devamı çok acayip. وَهُمْ رَاكِعُونَ Hani var diye bir tuhaf profesör. Ben Kur'an-ı Kerim'e baktım, konu bütünlüğü göremiyorum. Hakikaten karışık diyordu. Senin beynin karışmış. İmanın karışık. İz'anın karışık olursa, baktığında onu görürsün. Ayna gibidir Allah yolu. Allah velileri, Allah'ın kitabı. Bir insan muhabbetle bakarsa muhabbet görür. Çirkin yüzle bakarsa ne kadar çirkin der. Sesine bile tahammül edemez. Sesine tahammül edemez. Anlattım işte size. Nuh Aleyhisselam'ı konuşacak diye böyle yapıyorlardı. Kulakları tıkıyorlardı. Sözü girmesin kulağa diye. Aralarında konuştular, dediler ki ya biz dinlemiyoruz ama yüzü çok etkileyici. Nur saçıyor yüzü. Tabii öyle demiyorlar da böyle kamaşıyor gibi çok güzel yüzü var Nuh Aleyhisselam'ın. Ne yapalım? Bir gözümüz ilişince de etkileniyoruz. Aman diyorlar, sakın ha, sakın. Putlarımız, heykellerimiz ne olacak sonra? Aman etkilenmeyin gözünüzü seveyim. Ne yapalım? Gördüğünüz zaman böyle yapıyorlar. Elbiselerini alıyorlar. Üzerlerini örtüyorlar. İçerideyken kulaklarını kapatıyorlar. Ayet bu. Bu ayet Kur'an'da geçiyor. Onlar elbiselerini üzerlerine kapatırlar. Kulaklarını da böyle parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Sesini de duymayalım, etkilenmeyelim diye. Allah'ım ya Rabbim, kalbimizin katılığından muhafaza eyle.